Sevgili seyirciler, ekran başında bizi izleyen değerli konuklarımız, Yeter Canlı'yla Sabah Sabah Cinayet'e hoş geldiniz. Efendim, kurtlarımızı da bir koyunun içini döktüğü gibi pıtır pıtır döktüğümüze göre artık programımızın uzmanını çağırabiliriz. Herkes katili kırmızı bültenle arar, o pembe. Niye biz de bilmiyoruz. Herkes fotoğraflarını kahvaltı keyfi diye taglerken o cinayet çözme keyfi diye tagler. Alkışlarınızla Profesör Gurme Dedektif Doktor Yeter Canlı geliyor. Yeter'cim, ay hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Bilal. Vallahi oynattın yine bizi. Yine oynattın bizi. Neler yaptın görüşmeyle, anlat bakalım. Ne kadar özledin bizi. Bilal, biliyorsun Zesailer benim için çok önemli. Evet. O yüzden gözlerime dürbün camı taktırdım, belli oğlum. Gerçekten inanılmaz, şok. Amerika'daydım Bilal. Araştırmalarla uğraşıyordum. Çok önemli dünya çapında iki tane konuyu araştırmada bulundum. Bir tanesi Bilal, kıllı erkekler merhametli oluyor. Ama özellikle kışın galiba. Kışın sıcak tutuyor. Yazın zaten dökülüyorlar. Bunu Amerikalılar araştırmış ve bulmuş, inanılmaz bir şey Bilal. İkincisi, ne öğrendim biliyor musun? Gerçekten çok merak ediyorum. Katil her zaman erkek oluyor. Yani men. Amerika'daydım, İngilizce söylüyorum. Kısacası katil erkek, her şeyi yapabiliyor. Men can everything. Bu konu bir yere bağlanacak mı? Gerçekten merak ediyorum. Tabii ki bağlanıyor Bilal. Zesailer. Zesailer çok önemli Bilal. Erkek her şeyi yapabiliyor. Katil erkek olabiliyor. Men can everything. Vay be. Vay be. Yani gerçekten inanılmazsın Yeter. Gerçekten inanılmazsın. Nasıl yapıyorsun bunu? Lütfen bana söyle artık. Zesailer Bilal. Zesailerle yapıyorum. Söylüyorum ya sana. Bu işi çok iyi beceriyorum. Mesela Bilal, şu an neye dikkat ediyorum biliyor musun? Gerçekten çok merak ediyorum. Oturduğun koltukta ayakların yere değebilir. Sana artık söyleyecek hiçbir sözüm yok. Çünkü sen tam bir dahisin Yeter. Yolda gelirken ayakkabımın altına sakız yapışmıştı. Ondan olsa gerek. Kaldıramıyorum, biraz zorlanıyorum. Neyse, Yeter'cim. Formata format attık, bir tribün koyduk. Ne diyorsun tribünümüz hakkında? Çok hoş görünüyor Bilal. Evet. Adeta siri büre balıyorum. Bedava mı sanıyorum? Para verip alıyorum. Harika şaka. Evet, tribünümüzde var mı soru soracak biri? Kimse yok mu? Bir kişi bile yok mu ya tribünde? Siz, buyurun. Bilal hocam, bir acıklı müzik diye bir şey alabilir miyim? Acıklı. Bir acıklı müzik verelim. Efendim, eşimle 3 aydır çok mağduruz. 3 aydan beri kahverengi beyaz şeritli, lacivert baklava dilimli çorabımızı kaybettik. Yeter hocam, lütfen bize yardımcı olun. Artık yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ya gerçekten benim yüreğim parçalandı, bu ne ya? Bilal, beyefendinin sorununu çözebiliyorum. Nasıl? Beyefendi, çorabınız nerede çıkardıysanız orada. Aa, ulan ben onu soğusun diye buzluğa koymuştum. Kesin orada çıkar o. Ya Yeter, sen artık kendini iyice açtın. Artık sinirleniyorum ama. Bu neymiş canım? Harikasın. Başka sorusu olan var mı? Siz soru mu sormak istiyorsunuz? Buyurun. Mikrofonu alayım. Yeter Hanım merhabalar.
programınızı çok severek izliyorum. Fakat lakin benim bir problemim var. Benim tam 3 gündür oğlum kayıp. Ama çok kayıp yani, öyle böyle değil yani. Hani merak ediyorum, acaba bir yerlerde ayağı kayıp da düşmüş falan olabilir mi? Aman hanımefendi, Allah korusun ya. Neye benziyordu oğlunuz? Yani böyle çok tatlı, sempatik. Hani böyle zorlasan Justin Bieber'e benzer. Ama avcılar çocuğu. Üstünde böyle mavi bir tişörtü vardı. Evet. Burada bak, bir dakika fotoğrafı var. Bakın. Buyurun. Evet, elden ele dolaştıralım. Kameralara da gösterelim. Bir tanıyan varsa lütfen bizi arasın. Çok mağdur kendisi. Bir dakika. Yok yok, değil tabii. Değil. Hay, nerede olabilir bu çocuk? Vallahi çıldıracağım ya. Bilal, sanırım bu sorunu da çözebiliyorum. Nasıl? Çocuk şu anda anasının yanında oturuyor. Artık iyice saçmaladın yeter. Koskoca çocuğa evet o. Aa, sensin. Oo, bir dakika. Bir bakayım. Aa, tişört falan. Aa, bu benim ya. Sensin. Oğlum. Annem. Yavrum. Kurban olurum. Anası kurban. Annem. Benim de çorabımı buldu. Ya inanılmazsın yeter. Bir aileyi daha sevindirdim. Bak, bu ikinci aile oldu. Başka sorusu olan var mı? Sorusu olan? Siz mi? Ben. Buyurun. Adınız nedir öncelikle? Efendim, ben ismimi vermek istemeyen bir seyirciyim. Ha, siz o musunuz? Evet, ben ismimi vermek istemiyorum. O benim. Ama benim. Sizin yüzünüz görünüyor. İsminizi vermek istemiyorsunuz da. Nasıl ya? Bayağı. Yüzü görünüyor. Nasıl? Meydanda. Yüzü görünüyor. Sen, benim şimdi yüzüm görünüyor mu? Evet. Bayağı meydanda. Ne adınız söyleyin artık. Ya artık deşifre olduğuma göre Mustafa benim adım, ama nasıl olur böyle bir şey ya? Ya bu kese kağıdını unutmuş. Ha! Ben zor durumlar için hep saklarım bir tane. Ben de diyorum bir şey eksik. Sakın onu. Tamam mı? Tamam. Kendinizi daha iyi hissediyor musun? Efendim, çok teşekkür ediyorum. Beni kendi benliğime döndürdüğünüz için çok sağ olun. Estağfurullah. Evet. O zaman hiç vakit kaybetmeden programımızın mağdurunu çağırmak istiyorum. Siz de hazır mısınız? Senin benimle sıkıntın mı var? Tamam. Olabilir, yanlışlık. Tabii Aziz abi, herkeslik şey. Evet. Evet. Hiç vakit kaybetmeden ben artık programımızın mağdurunu çağırmak istiyorum. Hadi bir an acele edin. Çünkü çok acılı bir kalp var dışarıda bizi bekliyor. Yakışıklılığının bedelini çok ağır ödemiş bir genç adam. Kalbi kırık. Sevgilisini arıyor. Hep onu arıyor, hep onu bekliyor. Derler ya, insana çirkin şansı versinler diye. Şans bu çirkin, bu yakışıklı, bu güzel adama hiç vurmamış. Alkışlarınızla İsmail veriliyor. Yani İsmail Bey... Yani hem oynadık hem süzdük ama... Yani sizin nereniz yakışıklı, ben anlayamadım açıkçası. Öncelikle ben çok merhametli bir insanım, bunu belirtmek isterim. Beni sezonluk, mevsimlik olarak da ayrıca beğenirler. Bakışlarım benim gerçekten çok etkili olduğu söylenir. Ayrıca gülüşümü çok beğenirler bakalım. Ama toplu olarak gerçekten tek tek değil özellikler, bir bütün olarak bayanların beni sevdiklerini söyleyebilirim. Bilal, beyefendi tipini kaybetmiş olabilir. Evet, tipim olan Burcu'yu kaybettim. O kadar mutsuzum, o kadar acılıyım, o kadar İsmail'im ki... bana kısaca İsot diyebilirsiniz. Tövbe yarabbim. Yani evlerden ırak.
sevgili İsot, o zaman devam edelim madem. Ne iş yapıyorsunuz? Benim kuyumcu dükkanım var. Aa, bak şu an bana da bir yakışıklı göründü. Ne yalan söyleyeyim. İsmail Bey, bana da bir yakışıklı göründünüz yani. Siz anlatıyordunuz Burcu Hanım falan. Nerede tanıştınız onunla, merak ettim. Burcu kuyumcu dükkanıma geldi. Bir çeyrek altın istedi. Baktım o kadar güzeldi ki, hanımefendi çok güzelsiniz. Size bir tam altını çeyrek fiyatına veririm dedim. O an bana aşık oldu, biliyor musunuz? Allah Allah, anlamak çok güç. Peki İsot, nereye gitti? O gün ne oldu, hatırlıyor musun? Ah, nasıl unuturum ki? Bir gün bir arkadaşının düğününe giderken süslenmek için benim kuyumcuma geldi. Bilezikler aldı, beşi bir yerdeler, kolyeler aldı. Gidiş o gidiş. O günden sonra bir daha görmedim. Allah Allah. Bilal, olayı çözüyorum. Bu sefer ben senden önce çözüyorum. Çünkü bu sefer çok basit. Bence Burcu Hanım altınları almış ve sessizce bir köşede oturup altınlara bakıp İsmail Bey için deli gibi ağlıyor. Bu kadar basit. Çözüyorum ben de. Bilal, yanlış çözüyorsun. İşin aslı şu. Unutma, men can everything. Erkek her şeyi yapabiliyor. Burcu da İsmail Bey'i tanıyor, kuyumcuyu soyuyor, altınları takıyor. Kim bilir şu anda hangi şehirde, hangi şehirde kendi gününü gün ediyor. Asla! Ben yakışıklı olduğum kadar zeki de bir insanım. Bulmacalardaki ünlü insanı hep ben bilirim. Benim zekama hep saygı duymuştur Burcu. Kesinlikle! Sen otur şimdi, biraz da ben kaldım. Bu sefer sana katılmıyorum yeter, çünkü gerçekten hiç bilemedin. Neymiş efendim, altınları almış da kaçmışmış da falanmış da filanmış da. Bu ne canım? Nereden uyduruyorsun, bir saniye? Bir son dakika bilgisi geldi bana. Arkadaşlarımız Burcu Hanım ve Mesut Bey'i Miami Kordon'da bulmuşlar ve buraya getiriyorlar. Alkışlarınızla Mesut Bey ve Burcu Hanım geliyor. Buyurun Burcu Hanım. İyi misiniz? Ay gördüm, sinirim bozuldu ya. Çok çiçeği oldum yani. Burcu Hanım peki, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Neler yaptınız? Ne oldu? Nasıl gidiyor işler? Ne yaptınız? Valla iyiyiz yani. Ne yapalım işte, bildiğiniz gibi. Mesut Bey neyiniz olur? Kendisi Miami'li. Canti Mesut derler kendisine. Siz tam olarak nerelisiniz? Ben karışık. Ha, okey. Ha, Türkiye içinden ama aynı zamanda çok dışına çıktığım için Türkçem iyidir yalnız. Ben öğrettim Türkçeyi kendisine. Duyacağız şimdi. Face'te tanıştık. Oradan işte yazışmalar falan. Miami sahil hattında dolmuşçudur kendisi. Aa. Öğrenci formal ise para almıyorum. Efendim? Öğrenci formal ise para almıyorum. Ya ne kadar da esprili ya. Aynı zamanda da, evet. Aynı zamanda da bir antik Yunan heykeli. Ya ben Burcu? Sen ne? Sen de Buda heykeli. Büdenmiş Buda. Latife yaptım. Ya çok komik değil mi? Neden dursak ben gülüyorum? Çok komik ya. Uy, yerim seni. İdo, 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 manyak. Bu kamera şakası olmalı. O kadar yaşanmışlık var Burcu. Beni kast ajansına sen yollamadın mı? Saçlarını sarıya boyasan Kıvanç Tatlıtuğ'dan daha yakışıklı olacaksın diyen sen değil miydin? Ah! Ya Bilal Bey, bu adam çok aptal. Ben buna doğru gerçeği her zaman 100 sene söylüyorum ama anlamıyor. Ya bak İsmail, benim gibi bir kadın sence seninle olabilir mi? Sen hiç bunda şüphe duymadın mı? Kendine haksızlık etme. Senin de ayrı bir seks apeli ten var. Yok mu? Yok mu? Burcu. Aşkım, İsmail, İsmail diyorlar. Bu e-mail gibi bir şey mi? Yine latife yaptın. Yok, tamam. Çok komik ya. Ben bu adama bitiyorum. Ay, İdo! İdo, 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 manyak! Burcu Hanım,
altınlar alıyorsunuz ve adeta kaçıyorsunuz. Evet. Sizce bu ayıp olmuyor mu? Ama ben söylerdim, ben onun suratına dedim, ben dolandırıcıyım dedim. Ben de dedim, lafı dolandırma, ben seni çok seviyorum dedim. Ah, acılar, anılar. Bilal, her şey ortada duruyor. Kaldıralım o zaman, ne yani? Ya her şey ortada, evet. Ben yani gideyim o zaman. Çünkü yapacak gerçekten bir şey yok. Gerçekten yani bu... Sen bir şey söyleyebilir miyim? Sen bana biraz borç para verebilir misin? Çünkü ben Miami'den apar topar geldim ve yanımda hiç para yok. Ve ben daha onu dolandıracağım. O yüzden sen bana para ver. O kadar iyi anlıyorum ki... Beni gördüğünde kendini çok kötü hissediyorsun diye gitmek istiyorsun değil evet, mi? Evet evet, kısa kes, hadi ver şunu. Ah! Bir dakika ya, bir dakika. Böyle bir vurulma olabilir mi ya? Hemen öldün hemen. Nasıl hemen öldün? Parayı aldı, yerine yerleşti, böyle gözünü kapattı. Böyle şey mi oldu? Ay çünkü arada buradaydı. Yani tamam, yerine otur ama o arayı yedir bize. Yedirdi. Ya vuruldun, acıyı bilerek hissettin, işte. Kurşun geliyor, şaşırıyorsun. Şaşıracak. O acı yavaş yavaş... Ya kurşun gelirken ne ara şaşıracak Azize abi? Hayır. Sesi duydu. Sesi duydu. Kendi evet. Vurulmuş, bunu fark etti. Eyvah. Ne oluyor? Sonra vücuda bunun acısı yayıldı. Sonra bayağı yavaş yavaş... Yavaş yavaş çek. Hayır, yerine yerleşene kadar. Yerime tek... Orası, o kadar. Evet. Tamam. O zaman yerine... parayı almadan mı şey yaptın? Evet. Sen bana parayı ver. Fazla uzatma, sen bana parayı ver, sen bana. Artık öldükten sonrasını oynama. Niye bana bakıyorsun? Hayır, oldu mu diye bakıyorum. Ama oldu mu dedin. Oyun... Arayı doldurdun. Oyun yani. Devam ediyor ama artık sen öyle kapatman yok, lazım kendini. Yok, kapattı şu an. Ondan sonra bir daha hareket etme artık. Yok, etmedim. Gözün de kapalı olsun. Kapattım. Olmaz ama. Şu vurulmayı baştan alalım da. Ya oldu mu? Hayır, devam. Baştan alalım. Herkes gördü ve inandı. Bir versiyon daha alalım. Bir versiyon daha. Sonunu bağla artık. Dönüp bakma. Tamam. Hadi sen bana parayı ver. Ben vururdum mu? Ben olamaz mı öyle bir şey? Ya ben vurulamam ya, ben ah, ah. Ah! Bu da büst gibi öldü. Şuradan kes, tamam. İnanamıyorum, canlı yayında hiç olmasın istiyoruz böyle şeyler ama... Peki kim vurdu sizi, kim? Ben vurdum onu, ben! Düzgün ölene kadar defalarca ben vurdum. Ben Ken İbrahim. Peki ama neden ya? İşte söylemiştim Bilal. Erkek katil olabiliyor. Men, Ken, everything. Al sana menkin. İnanamıyorum ama niye, niye? Onu söyleyin bize. Çünkü İsmail abi benim menkenlik ajansından arkadaşımdı. Böyle bir yakışıklıya yapıları kendime yediremedim. Kıllıyım, merhametliyim, pişmanım. Hangi mankenlik ajansına kayıtlısınız ya? Ben merak ettim. İki manken ajansı. Neden iki manken ajansı? Ben de bunu merak ediyorum. Çünkü sadece ikimiz varız. Bilal, çok merak ediyorum. Acaba bu ajansın sahibi kim olur? Kim, kim, kim? Ne bileyim ben. Siz mi kurdunuz? Ben kurdum. Sanatçı ve mankenlik ajansının patronu sahibi benim. Hakkı Bulut benim, ben. Aa. Ama bu ajansı kurarken başka bir şey düşündüm. Ne? İnsanların dış görünüşlerinin pek önemi yok. Önemli olan iç güzelliği. Dolayısıyla iç güzelliği ajansı açtım. Gel gör ki yaptım, hataya bak. Bunların işleri de, dışları da, görünüşleri, tipleri de çürümüş, elmaya dönmüş. Gerçekten ya. Peki, ben ne yapayım? Bir şey yok. Gerçekten haklısınız. Gerçekten çürümüşler.
iki tane vurmak istiyor insan. Neyse, hiç sorun değil. Hakkı Bey, ben sizden bir şarkı isteyeceğim ama şimdi böyle kötü bir ortamda da müsaade eder misiniz bize? Benim şarkılarım ölüyü de canlandırır kardeşim. Ah! Oh be! Oh be! Yaşayacağız ya! Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.